ya açıkçası burada çok farklı yaklaşımlar var. Şimdi dil öğrenme gerçekten çok kompleks geniş bir alan. Hele de yani insan beyni, insan zihni, çocukların dil öğrenmesi, yetişkinlerin dil öğrenmesi. Bunların hepsi kendi içinde aslında özel ihtisas, yani uzmanlaşma alanları. Şimdi biz genellikle yetişkinlerle çalışıyoruz. Şimdi çocukların dil öğrenmesi ve yetişkinlerin dil öğrenmesi arasında farklılıklar var. Genel bir özet gireyim istersen, ondan sonra bazı detaylara gireceğim. Benim küçük bir kızım var kızımla ben şu an işte kızım değilim iki yaşını geçti. Kızımla ben mümkün olduğunca İngilizce konuşmaya çalışıyorum. Çocuklar için hani yeni doğan çocuklar için mesela dil gelişiminde çok özel bir çaba harcamanıza gerek yok. Eğer bakın eğer kısmıyla giriyorum parantez olarak. Eğer anne ya da babadan birisi aktif olarak İngilizce konuşuyorsa ya da başka bir dil konuşuyorsa çocuk onu zaman içerisinde kapıyor zaten. Yani insan fıtratı gereği ortamda konuşulan ...etkileşime girdiği dili kapıyor. Şimdi mesela kızım İngilizce'yi takip edebiliyor. Basit hikayeleri takip edebiliyor. Hani komutları takip edebiliyor. Hani kızımla benim için leşim değil. İngilizce mesela annesiyle Türkçe konuşuyor. Çocuklar için bunu özel bir eğitimden ziyade... ...çünkü sen küçük bir çocuğu karşına oturtup... ...aç bakalım kara gramer kitabını çalışalım diyemezsin. Mümkün değil. Yani standart bir eğitimle geçmiyor. Çocuklar için daha ziyade oyunlar, diyalog... ...hani bili hayata yedirmek şeklinde ele alabiliriz. Yetişkinler için baktığımızda süreç birazcık daha farklı. Burada dediğim gibi farklı yaklaşımlar var. Ama bizim kendi öğrencilerimizden gördüğümüz durum şu. Daha ziyade dediğim gibi yetişkinlerle özellikle akademik İngilizce ile ya da profesyonel iş dünyası İngilizcesi ile çalışıyoruz. Bizim gördüğümüz şu. Nasıl Maslow'un bir ihtiyaçlar piramidi var. İngilizce'de de bir ilerleme piramidi var. Yani biz genel olarak dünya dillerine baktığımızda dünya dillerinde şöyle bir ayrıma gidebiliyoruz anlama becerileri ve üretim becerileri. Şimdi anlama becerileri dediğimiz şey okuma ve dinleme gibi beceriler. Yani duyduğumuzu anlamamızı sağlayan beceriler. Üretim becerileri dediğimiz şey ise konuşma ve yazma gibi yani bizi üretime yönlendiren beceriler. Şimdi böyle temel bir ayrım var. Bazı ayrımları yapacağım ki daha sonra bu piramit ne anlama geliyor, niçin bu basamakları koyduk daha net ortaya çıksın. Anlama ve üretim becerileri dedik. Şimdi insanlarda genellikle önce anlama becerisi gelişir ki depoda olsun. Yani zihninizi bir depo, dil deposu gibi düşünürseniz ilk önce anlama gelişir. Hani siz bir yetişkin olarak ya da bir çocuk ne yapar? Türkçe, İngilizceyi maruz kaldığı içinde bulunduğu dili ne yapar? İlk birkaç sene dinler, 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 depoyu doldurur, anlamaya başlar. Duydukları üzerinden de örüntü Kalıp dediğimiz kuralları çıkartır. Çocuk bakar ki hep geçmişten bahsederken yesterday, yesterday, yesterday. Hani dün kelimesi kullanılıyor. Onun dün geçmişle alakalı bir şey olduğunu çıkartır. Siz onu aktif olarak söylemeseniz de. İlk önce anlama becerileri gelişir. Daha sonra da depo dolduktan sonra. Çünkü düşünün siz bilmediğiniz bir konuda konuşabilir misiniz? Konuşamazsınız. Ya yani şimdi ben diyelim ki nükleer fizik bilmiyorum. E, Türkçe biliyorum ama nükleer fizik anlatamam. Niye? Bu benim Türkçe bilmemenden değil. Konu. ...hakimiyetinin olmamasından. İngilizce'de ya da Türkçe'de herhangi bir dilde... ...ilk önce biz konu bilgimizi geliştiriyoruz. O geliştikten sonra da üretime geçebiliyoruz. Yani yazmaya ve konuşmaya geçebiliyoruz. Mesela Türkiye'de diyelim belki herkes Mehmet Akif'i dinlediğinde... ...anlayabilir ama herkes Mehmet Akif gibi... ...Biristikler Marşı yazamaz ya da İngilizler... ...bir Shakespeare diyelim şiirini... ...oyununu takip edebilir ama bir Shakespeare gibi yazamaz. Dünya dillerinde genellikle anlama becerileri, üretim becerilerinin önündedir. Yani herkes okuduğu kadar yazamaz. Okumayı, yazmayı geliştirme ikisi bir süreç. Şimdi burada da biz öğrencilere ilk önce okuma ve dinlemeyi geliştirmeyi öneriyoruz. Çünkü sen depoyu ne kadar doldurursan, ne kadar çok okursan, kültürünü, bilgini ne kadar artırırsan o kadar rahat yazabilirsin. Okumadan sonra yazma eğitimi veriyoruz biz. Çünkü yazı üzerinde hataları düzeltmek, takip etmek, yerleşik yanlışları bulmak daha kolay. Çünkü bir öğrenci sürekli durup şunu yanlış yaptın, şunu yanlış yaptın, şunu yanlış yaptın diye müdahale etmektense bir öğrenciye yazı yazdırıp hataları ile ilgili geri bildirim vermek daha pratik işliyor. Yazıyı bitirdikten sonra da konuşma pratiğine geçiyoruz. Yani bizim için bir piramit olarak görecek olursak, yetişkin eğitiminde bizim şu anki yaklaşımımızda ekip olarak ilk önce okuma becerisini veriyoruz. Sağlam bir okuma becerisi. Okuma becerisi sağlam olduktan sonra dinleme becerisi sadece sesleri eşleştirmeye kalıyor. Çünkü zaten biliyorsunuz İngilizce'deki temel problem kelimelerin telaffuzları yazılışlarından çok farklı. Ama bir öğrenci çok hızlı okuyup anlayabiliyorsa, kelime dağarcığı çok zenginse, biz reading geliştirdiysek üstünde listening, dinleme becerisini 3-5 aylık bir sürede ciddi anlamda açabiliyoruz. Yeter ki reading çok kuvvetli olsun. Bu ikisi olduktan sonra da yazmaya geçebiliyoruz. Çünkü öğrencinin kelime dağarcığı zenginse, dünya bilgisi zenginse yazı üzerinden cümle bazlı, paragraf bazlı hatalarını düzeltebiliyoruz. Onlar bittikten sonra da hani piramidin zirvesi diyeceğim konuşmaya geliyoruz. Şimdi konuşma aslında pek çok basamak tamamlandıktan sonra ciddi anlamda gelişen ve hani büyüyen bir alan ama bizde çoğu insan hemen konuşmayı atlamak istiyor. O da pek mümkün olmuyor. Yaşadığımız temel sıkıntılardan birisi bu. Burada anlattığım hani bu piramit sistem hani dedim ya adım adım okuma, dinleme, yazma, konuşma şeklinde gidiyoruz. Hani en temeli değinecek olursak temel bir gramer öğrenme sürecinden bahsedebiliriz. Burada şöyle bir şey de mümkün. İhtiyaç temelli öğrenme dediğimiz şey de mümkün. O da şöyle. Mesela pratik bir örnek verecek olursam, özellikle ihracat sektöründen örnek verirsem, şöyle bir şey söyleyebilirim. Mesela bir öğrencinin, diyelim, benim burada anlattığım İngilizce öğrenme, hani bu basamakları takip ederek gerçekten kapsamlı ve sağlam bir İngilizce temeli oluşturmak için öne süreceğimiz, uygulayacağımız program. Ama diyelim ki bir öğrencinin çok az vakti var. Yani ihracat yazışmaları yapıyor. Diyelim Rusya ile Avrupa ile ihracat yazışmaları yapıyor. Ve acilen belli şeyleri halletmesi lazım. En azından o e-postaları yazabilmesi lazım. Şimdi bu öğrenciye çok ideal ve mükemmel sistem verecek kadar vaktimiz yok. O zaman ne yapıyoruz? Hani derde göre deva, derde göre ilaç diyebiliriz. Burada da şu, bu herhangi bir sektöre uygulanabilir. Hemen şunu çıkartıyoruz. Bu öğrenci günlük hayatında yani bu işi yaparken hangi cümleler, hangi ifadeleri kullanıyor? Mesela pratik bir örnek, hani Rusya'ya ihracat yapan tekstilden bir öğrencimizle çalışırken hemen 3-500 tane cümle vardı standart kullandıkları. İşte termin tarihleri, gemiyle mi gidecek, uçakla mı gidecek, ne olacak, hangi ürünler kullanılacak, hangi parçalar, hangi tekstil ürünleri 3-500 tane binlerce değil sınırsız değil çünkü her sektörün belli bir sınırlı kelime dağarcığı var. Hem onu 3-500 cümleyi çıkarmıştık. Daha sonra o 3-500 cümleyi İngilizce olarak tek tek yazmıştık. Öğrencimizin cümleleri anlamasını sağlayacak şekilde Türkçelerin İngilizcelerini her şeyini yazmıştık. Bu cümleleri kalıplar halinde nasıl kurabileceğini, değiştirebileceğini göstermiştik. Bu diyelim birkaç aylık bir süreçti. Ondan sonra öğrenci kendi yazışmalarını yapabilir hale gelmişti. Bu acil derdi çözdükten sonra da bu defa daha kapsamlı okuma, konuşma, dinleme gibi meselelere geçmiştik. Yani bazen çünkü ideal çözümü uygulayacak vakit olmayabiliyor. Hani o tür durumlarda daha özelleşmiş çözümler gerekiyor. Ya benim dil öğrenme ile ilgili temelde söyleyeceğim şey şu. Herkes öğrenme stilini bir takip etmeli. İkincisi de doğru sırayla gitmek. Yani şu anda öğrencilerimizden gördüm okuma ve dinlemeyi geliştirmek. Özellikle okumayı çok geliştirmek, okumadan sonra dinlemeyi geliştirmek anlama becerileri geliştikten sonra konuşma ve yazma çok daha rahat gelişir. Ama siz kelime dağarcığınız zayıfsa, cümle kurmakta çok zorlanıyorsanız, yani bunları daha halletmeden ya da basit diyalogları anlamıyorsanız, konuşma ve yazmaya odaklanmak sizi çok bir yere götürmez. O yüzden hani konuşma ve yazma daha parlak görünür, daha cazip görünür. Ama altı olmadığında, siz altını doldurmadığınızda bir yere gitmez. Çoğu öğreniliyorsunuz da sıkıntılardan birisi bu. İki tane daha temel problem var yıllar içerisinde gördüğümüz. Bir, hızlı sonuç beklemek. Yani dil gibi bir süreçte hani bir ayda, iki ayda, üç ayda sonuç gelmeyebilir. Boğaziçi hazırlık bağlamında konuşacağım. Anadolu'dan öğrenci geliyor. Belki sıfıra yakın İngilizce ile. O çocuk bir yıllık çalışma sonrasında akademik metinleri okuyacak, yazacak, takip edecek, ders dinleyecek seviyeye gelebilir. Yani bunun diyelim bir yılda yapılabilir olduğunu gördük. Ama kimin için? Bir, bir yılını bu işe feda eden, tam anlamıyla kendini verip çalışan öğrenci için bir yıl içerisinde ciddi ilerleme kat etmek mümkün. Tabii çalışan, daha iş dünyasının içinde olan bir insan için aynı odağı, aynı zamanı ayıramayacağı için belki bu süreç hani iki yılları, üç yılları bulabilir. Yani bunun zaman alacağını bir kere bilmek lazım. Yani bizdeki temel sıkıntılardan birisi hani biraz ilerledikten sonra istenilen sonuç gelmeyince havlu atmak. E havlu atınca da bu defa tekrar geri döndüğünüzde sil baştan yapıyorsunuz ve bir süre sonra insanlar motivasyonlarını kaybediyor. Yani sürecin zor ve zahmetli olabileceğini bilmek, ona göre hareket etmek. Yani hemen sonuç beklememek. Elbette sonuç geldiğinde mutlu olacaksınız ama hemen sonuç gelmediğinde üzülmeyeceksiniz. Birincisi temel problemlerden bu. İkincisi de yani doğru yaklaşımlar, doğru kaynaklar. Yani seviyenize uygun kaynaklarla ilerlemek. Diyelim ki daha yeni başlayan bir insanın önüne çok ağır bir kaynağı koyduğumuzda motivasyonunu gerçekten kaybedebiliyor. O yüzden daha seviyeli seviyeli. Mesela en basitinden biz listening nasıl gelişir diye çok diyelim öğrencilerin severek kullandığı bir program var. YouTube kanalında da bulabilirsiniz. Hani onu mesela öğrenciler 3-5 ay uyguladıktan sonra dinleme becerileri ciddi şekilde gelişiyor. Orada 3 adamlı bir program var mesela. İlk önce çok basit dinleme kaynakları öneriyoruz. Daha sonra orta seviye zorlukta kaynaklar var. Daha sonra da daha günlük hayata yakın seviyede kaynaklar var. Yani seviyeye göre ilerlemek, ondan sonra olayın zahmetli ve zor olabileceğini bilmek ve mümkün olduğunca yol haritası çıkarmak. Yani doğru sistem nedir, doğru kaynak nedir, doğru strateji nedir? Yani bunları düşünerek kendini de tanıyarak hani sürece müdahale etmek fayda sağlıyor.